Merhaba Nazlı. Hoş geldiniz. Benim de işim bitmek üzere çıkıyordum şimdi. Parmağın nasıl? Gayet iyi. Bandajı çıkardım bile. Geçmiş. Söyledim size. Merhaba. Gençler. Parmağımı kestim de Ferit Bey ona bakıyordum. Ne oldu ya? Bir bakayım parmağına. Önemli bir şey değil. Senin canın mı tatlı biraz? Evet, biraz. Çabuk gelmişsin. Ya konuştuğumuzda yakındaydım. Ben de atladım geldim. Aa, ne güzel şeyler pişirmişsin sen ya. Affedersiniz. Efendim? Evet. Evet hocam, bu akşam. Tabii. Yok, sorun değil, ne demek. Teşekkür ederim yine de. Hoşçakalın. Kötü bir haber mi var? Pek iyi sayılmaz. Hazar Amani diye çok ünlü bir şef var. İran asıllı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bu akşam bir atölyesi vardı ama çok kalabalık. Ben de yer bulamadım. Bir hocamı araya sokmak için aradım. Ama o da ayarlayamamış. Japon mutfağıyla ilgilendiğini sanıyordum. Bu şef neden ilgini çekti özellikle? Çünkü hayal ettiğim şeyleri yapıyor. Değişik mutfakları harmanlayıp yeniden yorumluyor. Hatta bu akşamki atölyede Antakya mutfağıyla suşiyi birleştirecektim. Antakya mutfağı ve suşi. Niye gitmek istiyorum sanıyorsunuz? Yani şimdi gidemeyecek misin? Başka bir atölyeye artık. Olsun. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam Nazlı, eline sağlık. Nazlı, bilirsin. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir bar satın aldım. Bu mekanı satın alarak yıllardır hayalini kurduğum şeyi yaptım aslında. Yerleşik düzene de geçiyorum. Yavaş yavaş. İyi yapıyorsun. Müzik en iyi bildiğin, en sevdiğin iş ama... işletmeci olmak istediğinden emin misin? Deniz, çok yorucu olabilir. Yani mutfağı, personeli, müşterileri... aklın hep orada kalacak. Aklımın da bir yerde kalması lazım artık. Hani müzik para kazanmak için yapılmazdı? Biz fanilerin arasına hoş geldin. Yani benim demek istediğim tam olarak o değil. Yıllardır hem müzisyenim hem izleyiciyim. Zorlukların hepsini ilk elden biliyorum. Gençlerin de desteğe ihtiyacı var. Yani hem müzisyenlerin hem de fanilerin mutlu olacağı bir mekan düşünüyorum. En iyisini yapacağından hiç kuşkum yok. Bu kadar kararlıysan güzel olabilir aslında. Ben gelirim. Alya da şarkı söyler. Hatta hava bile atarım arkadaşımın mekanı diye. Sizden bir ricam daha olacak. O da şimdilik bu durumu kimsenin bilmemesi. Özellikle Dalia'nın. Neden? Birden ben böyle patron olunca gerilsin istemedim. Hem daha mekan yeni. Ben mekana alışayım, o da işine alışsın. Ondan sonra konuşuruz. İyi düşünmüşsün de çok sürmez öğrenmesi. Yani. Gittiği yere kadar. Ne diyorsunuz? Bu akşam ilk girişimimi kutluyor muyuz? Deniz, beni biliyorsun. Ben evden kutlasam. Ah abi, ev nereye kadar ya? Nazlı, sen? Bilmiyorum. Olabilir aslında. Ama önce bir eve gitmem lazım benim de. Şefin akşam ikinci bir atölyesi daha var. Onun için bir hocamı daha arayacağım. Son şansım. Ondan sonra haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz.